her yerden yönümü sürekli Mescid-i Haram'a mı döneceğim? Öyle değil işte. Yani hangi toplumdan gelirsen gel. Bak ister sosyalist ol, ister mecusi ol, ister kemalist, alevi, sünni ne olursa nereden geliyorsan gel. Ama yönünü Allah'ın vahyettiği haramlardan arındırılmış olan bu tevhid dinine çevir diyor. Senin kıblen budur diyor Allah. Çok güzel. Vallahi bu. Efendim anlayışın bu olmalı diyor. Evet. Bunun hakkında? Efendim? Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, demek buyurun. Ki o zaman biz Müslümanlar şu ana kadar Allah'ın istemiş olduğu kıblemizin Kabe'ye yönlenme olayını yerine getirmişiz. Fakat müteşabi olan gerçek manadaki Allah'ın istemiş olduğu tek yönelme olayı, tek fikirdaş olmamızı, birlik olmamızı, devlet olmamızı ıskalamışız. Bundan dolayı kimimiz bir elif miktarı çekecek, kimimiz şunu yapacak, kimimiz bunu yapacak derken, evet herkes namazını Kabe'ye göre kılıyor ama tevhidini tek olarak oluşturamamış o zaman. Bundan dolayı zaten parçalanmış bir insan topluluğu, Müslüman topluluğu var diyebiliriz. Aynen şu anda şu Kur'an'ın anlattığı şekilde Müslümanlar bir araya gelebilselerdi, kesinlikle Allah'ın emirleri dışına çıkmamış olsaydı inkar edenler Müslümanlara böyle rezil rüsva edebilir miydi? Allah bunu istiyor insanlardan. İnanan insanlardan. Ben dünya hayatında kesinlikle müdahale etmeyeceğim. Siz bir inkar eden ve Müslümanlar olarak bir kulvarda yarışıyorsunuz. Ben inanan insanlara üstelik peygamberler gönderiyorum, kitaplar gönderiyorum. Onların nerede nasıl davranacağını net bir şekilde bilgi veriyorum. Ama inkar edenler bundan da nasibini almıyor. Ortada Allah'ın melekleri var. Bu meleklerin ne olduğunu size anlatıyorum ben. Eğer bunların dilini çözmüş olsaydınız, bir taraftan teknolojide, bir taraftan da ahlaki, vahyi bilgilerde en üstün seviyede olurdunuz ve dünyada sürekli en önde giderdiniz. Mesajı veriyor Kur'an. Maalesef bunu Müslümanlar beceremiyor. Yani önceden kıble bilmem nereye gider, sonradan buraya çevrildi diye bir şey yok. Evet. Yok ya. Kur'an hiçbir yerde senin kıblen önceden Kudüs'tü veya şurasıydı burasıydı demiyor. Kıble sürekli Mescid-i Haram'dır. Başka kıble yoktur. Bak 8 yerde kıble geçer. Açıp bakın. Onlar diyor birbirlerinin kıblesine de uymazlar diyor. Birbirinin kıblesi ne? Kendilerinin yaşam biçimi, hayat tarzına kıble diyor Kur'an. Dualarınız olmasa Allah size niçin değer verirdi diyor. Biz başlamışız sabahtan akşama kadar tesbih çekeceğiz. Çekelim Allah bize kıymet versin. Ya Şafi. İsmail hocam şimdi ya Şafi çıkıyordur. Yapmışız. Allah razı olsun Arizda Hoca'dan. Şu içerli anlatımı öğrendik kendisinden. Eylemi hiçbir zaman dikkate almamışız. Hep söylemde, hep işin ucuzuna, basitine, kolayına, halbuki birbirinden ayrılmaz bir parça olduğunu anlayamamışız, kavrayamamışız. Eylemle söylem kesinlikle birbirinden ayrılmayan bir bütündür. Bunu anlamak gerekiyor. Tekrar bir şey isteyebilir miyim? Bugün Türkiye'mizde ve dünyada 43 Müslüman ülkesinde Süleymanlısı Süleymanlısı, FETÖ'sü FETÖ'süzü, Nakşisi Nakşisi ne kadar ayrılmışlarsa hepsinin elinde gerçekten Kur'an-ı Kerim var. Lafız hiçbir şekilde değişmemiş. Herkes Arapça okuyor. Fakat maalesef hiç kimse bir şey anlamadığından dolayı herkesin yönü farklı farklı yerlere gelmiş, paramparça olmuş Müslüman toplulukları var şu an gerçekte. Ne kadar yazık, ne kadar kötü. Şu anda Kur'an'ın dediği, onlar birbirlerinin kıblesine uymaz derken, Müslümanlar birbirlerinin kıblesine uyuyor mu? Ya da ben Müslümanım diyenler. Müslüman olsalardı uyarlardı. Uyarlardı. Maalesef değil. Cenaze namazlarında dahi birbirlerinin kıblesine uyamayanlar, nasıl olacak bu iş ya? Şu anda Müslüman demeyelim. Müslüman dediğimiz zaman vahye uyanlar, Allah'ın onurlandırdığı.
Müslüman olduğunu iddia edip Müslüman olmayanlar diyelim. Evet, doğru iddia et. Sözde Müslüman. Sözde Müslüman. Evet. Şimdi hocam ben bir soru sormak istiyorum arkadaşlar buradayken de. Buyurun. Şimdi farz et ki Türkiye'de, Anamur'da bu Kur'an anlaşılıyor. Kur'an'ı anlatan birileri var. Bunun etrafında insanlar çoğalmış. Sağdan soldan gelen insanlar bunu kulak vermiş, dinlemiş, ondan ilham almışlar, ondan bilgi almışlar. Ve bu İslam gerçekten de Anamur ve çevresinde, Mersin'de derken böyle Türkiye'ye büyük bir alana kuşatmış. Ve burada hakikaten İslam yaşanmaya başlamış. O zaman bizim kıblemiz namaz kılarken olsun, diğer türlü o bilgiyi alma yönümüz olsun. Anamur mu olması gerekir? Anamur değil. Senin kıblen Kur'an oluyor. Yani Allah'ın Resulü oluyor. Allah'ın Resulü ile beraber senin Kur'an'dan anladığın yaşam biçimi, hayat tarzı Allah'ın istediği şekilde oluyor. Senin kıblen o Allah'ın Resulü'nü döndürdüğü, yönlendirdiği kıblede neresi oluyor? Mescid-i Haram oluyor. Onda hocam Mescid-i Haram Anamur ve çevresi oluyor işte. Anamur'un söylediği, inandığı hakikatlere uyman. Kıblen oluyor. Bak orada ne diyor? Sizden hayra çağıran bir topluluk olsun diyor. Hayra çağıran topluluk nedir? Allah'ın Nebisi ve Resulü'nün ortaya koyduğu mesajları diğer insanlara anlatan ve yaşamalarını sağlayan topluluk anlamında. Biz Anamur'da bunları anlatıyoruz sadece. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. O keyfi bilir. Tamam hocam, orada da İslam'ın yaşandığı, İslam'ın tüm kurallarının uygulandığı bir yer olmuş olsa şu anda Mekke'deki Kabe'nin olduğu yerde İslam yaşanmıyor ki. Burası başkaları tarafından işgal altına alınmış. İsrail tarafından yönetiliyor. Temizlik işleri, bakım işleri, kurban kesim işleri hep bütün İsrail tarafından yapılıyor. Ve bu başka amaç için kullanılıyor. Yani farz et ki ben Anamur'u için demiyorum. Farz et ki yani Pakistan'da böyle bir şehir kurulmuş, etrafı yayılmış. Kur'an bu şekilde çok düzgün anlaşılıyor. Yani o zaman bizim yönümüz, Kabe'miz, kıblemiz orası mı olması yok, gerekir? Yok, peygamber olsa Anamur'da veya Pakistan'da peygamberlik devam etse orada kıble orası olur ama fakat şu anda Muhammed erkeklerden hiçbirinin babası değil, o Allah'ın Resulü, Nebilerin sonuncusudur diyor. Artık peygamberlik de sona erdiğine göre artık bizim kıblemiz peygamberler ve peygamberlerin tarif ettiği Mescid-i Haram'a dönmemiz oluyor. Hocam bir başka şey, durum daha var. Bir de Allah'ın emriyle bir toplanma yeri belirlenmiş. Orayı haramlardan arındırmış bir bölge olarak ilan etmiş, mücadele edin demiş. Böyle bir bölge yapın, insanlar burada yılda bir defa toplansın demiş. Yani bir de böyle bir yönü de var. Sadece peygamberin orada olması değil, o bölgenin de böyle bir kutsallığı var. Yani bunu sağlamak yönünde mücadelemizi sürdüreceğiz yani. Eninde sonunu sağlayacağız inşallah. Orada. Yani peygamber öldükten sonra da bu devam etsin mesajı. Yani Müslümanlar her yıl senenin belirli aylarında, belirli günlerinde orada toplansın. Bütün dünyadaki olaylar değerlendirilip orada konuşulsun, masaya yatırılsın. Bu anlamda kullanıyor bu ifadeleri. O yönden önemli bir şey. Tabii ki. Yani bütün dünyadaki Müslümanlar toplanıp orada bu haller konuşulup derde deva haline dönüştürülmesi isteniyor. Hocam ibadethanemiz cami. Camiye geldik diyelim, eğer bir kıblemiz olmasa. Camide 80 kişi var. Her biri bir yöne durup namaz kılsa namazı kılma şansınız olmaz. Aynen. Yani böyle tabii. Bak düşünebiliyor musun? Camiye git. Her orada cemaat haline gelmiş olanlara sor. Hiçbirinin kıblesi hiçbiriyle uyum sağlamaz. Sağlamaz. Öbür kıble, evet. Başka kıble. İşte cevizin kabuğunda kalıyor. İçine bir türlü giremediler. Olay bu işte. İçine girmek için kargo olmak lazım.
Peki arkadaşlar. Allah razı olsun. Allah yarın inşallah dinlenelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir ayet okuyabildik bugün. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.